Herkese merhaba. Ümit Motor, ben Ümit Aktaş. Bugün yine bir motosiklet tanıtım videosuyla beraberiz. Tanıtım videosu derken motosikletin A'dan Z'ye incik boncuğunu tanıtma videosu ile arkadaşlar bu. Yani belli bir kilometre kullanıldıktan sonra bu motor ne gibi sorunlar çıkartmış, ne gibi arızalar çıkartmış bunları motor sökülü vaziyetteyken sizlere kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Yine de motoru kısaca bir özet geçeyim ben. Motor hava soğutmalı, GY6 tipi, 169 cc bir motor bloğuna sahip full LED, led, aydınlatma bunun yanı sıra enjeksiyonlu bir sistem var marş motorlu bir motosiklet çalışma sistemi var ondan ziyade G6 motor bloğu dedik yalnız bu alttan askılı bir sistem de blok yapısı var diğer geri gelen geri kalan parçaları G6 bir sistem Motorumuz Revolt RM5 diye bildiğimiz M-Max M-Max benzeri bir motosiklet. Sadece benzer ama yoksa M-Max bir alakası olan bir motor değil. Yine ön arka disk fren. Başka öyle göze batan, göze çarpan özellikleri bunlar. Şimdi bu motosiklet arkadaşlar 10.000 km kullanılmış. 10.000 km sonuçta motorda ne arızalar meydana gelmiş size bunlardan bahsedeyim. Öncelikle şu krangımız bozulmuş. Krank sesi var. Şöyle bir yakından kameraya göstereyim. Gördüğünüz gibi Masura Bilya gitmiş. Ondan sonra yine silindirimiz tam şuradan şöyle göstereyim. Derin bir yara almış. Yani silindir, krank, çöp diyebilirim. Üst kapağımızın durumunu da görelim. Yine gördüğünüz gibi sibop swap lastiklerimiz, siboplarımız perişan halde. Yine bu 10 kilometre, 10 bin kilometre sonucunda aküsü değişmesi gerekiyor. Aküsünün de yaşam ömrü bitmiş. Bu da burada. Yani kısa bir e, kilometre yaptığı halde motor nereden bak komple her şeyini dağıtmış bozmuş öyle değil öyle diyebiliriz. Şimdi biz bu motoru toplarken silindir silindir pistonunu 150'lik olarak yapacağız arkadaşlar. Ben öyle daha iyi olacağını inanıyorum. Çünkü bu silindir piston 169 cc 200 cc de geçiyor. Bu kranga zarar veriyor arkadaşlar. Bunu daha uzun sürede kullanabilmek için daha sıkıntısız bir şekilde e, yoluna devam etmesi için 150 CC olarak motor tekrar toplanacak, teslim edilecek. Yani size e, inceleme dediğim gibi 10.000 kilometrede kullanım sürecinde bu gördüğünüz bütün sorunlar meydana gelmiş. Yani tabii bizim e, tamirhane incelememiz bu şekilde oluyor. Yani her, herhangi bir yeni bir motor çıktığı zaman açıyoruz, bakıyoruz. Kaç kilometre yapmış, ne kadar arızalar çıkartmış, bunları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yeni motor, yeni üretilen motorlar geldikçe, yeni modellerle geldikçe, bunlardan size açt açtıktan sonra motoru bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu motordan yani hepsini videoyu almadım. Tabi de sık sık bu motorlardan ben tamir ettim, yani arızalarını gördüm, arka fren arızalarını gördüm egzoz sıkıntılarıyla e, karşılaştık. Başka Warrior türün sık sık temizliğe ihtiyaç duymasıyla ilgili bir problemlerimiz oldu. Bununla değil ama hani genel manada konuşuyorum. Yani şimdi bana göre bu motor bir 50 cc motosiklet kadar bir 50 cc motosikletin yaptığı kilometre kadar sorunsuz bir kilometre yapamıyor arkadaşlar. Şimdi bana bunun müşterileri geldiği zaman veya ne bileyim takipçilerimiz olsun Zaten bu motor sıfır halindeyken anahtar değmemiş. Yani orijinal fabrikadan çıkmış. 10.000'i 10 gördükten sonra arıza veriyor. Hani her şeyini bozmuş motor. Yani krank nedir? Motor dediğimiz zaten kranktır. Silindir pistondur, üst kapaktır. Bunların hepsi zarar gördüğü için dolayısıyla çok başarılı bir motor olduğu söylenemez. Ki benden de e, kullanıcı arkadaşlarımız pek yani yapıyoruz tabii ki sorunsuz hale getiriyoruz ama bir garanti beklem veremiyorum bu motorlarla ilgili. Daha iyileştirme demin de bahsettiğim gibi 150 silindir pistona çevirdiğimiz zaman en azından Mondial RS 151'ler vardı eskiden. Onlar kadar bir uzun ömürlü oluyor. Ama halde hazırda bu 200 cc formatındayken bu motor hele de biraz agresif kullanıma gelmiyor arkadaşlar. Bunu da böylece belirteyim. Yani bir gün bir 50 cc bile ben 20 binde 15 binde bozulmayana dek geliyorum. Ama bu motorun 30 binini göreni 30 bine kadar sıkıntısız üst kapağı motorunu açmadan görenle ben daha şahit olmadım. Durum bundan ibaret. Ha, bu arada motorumuz ABSli, bunu da ekleyelim. Yani bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayalım. Herkese arızasız, arızasız, kazasız, belasız günler. Hoşçakalın.